Şifa Hastanesinin altında Hamas'ın tüne tünelleri var, burada işte karargah var, burada modern silah depoları var falan dedikten sonra e, daha fare doğurunca tabii büyük tepkiler de geldi. E, şimdi bir e, TV Senk de TV Senk Mont e, kanalında, e, bir Fransız kanalında 64 dakika programında yaşanan. E, ...bir tartışma var. Arkadaşlar onu hazırlarsanız çok sevinirim şu anda e, yerini bulamadım. Bir İsrail ordu sözcüsü yayına katılıyor e, ve şunu söylüyor yani soru olarak diyor ki... Yani ...şifa hastanesinde e, velev ki bunun içinde bir askeri unsur vardı. O askeri unsuru başka bir stratejiyle dışarıya çıkaramaz mıydınız? İçeriye girdiniz e, ne buldunuz e, ve tabii ki e, sizin Hamas'tan bir farkınız kalıyor mu diye sordu. Şimdi bu e, özellikle bu şifa hastanesi hastaneler ve Netanyahu'nun İsrail'in hedefi ne olabilir bunu soracağım. Ama önce şu programa bakalım çünkü yani <laughs> meslektaşımız e, o tartışmada... E, belki duygularına da yenik düşüyor. Aslında almaması lazım. Yani o o konuda tartışmaysa, ekranda tartışmaya devam etmesi lazım. Ama tahammül edemeyip yayından gönderiyor. Ama İsrail ordu sözcüsü nihayetinde İsrail ordusunun bir güvenlik devletinin e, düştüğü durum üstelik bir Fransız e, yayın organında, Fransız medyasında izleyelim. Sorumuza, yorumumuza devam edelim. que des musulmans ont également et que cette opération qui est pour nous existentielle se fera mmh. dans le contexte du respect du droit international. Donc vous comportez comme le Hamas, c'est ce que vous nous dites ce soir Là, vous comportez maintenant non pas comme un journaliste, mais comme quelqu'un qui est pour bah, une vous... position politique. Non, mais... vous, demande, vous... Vous, vous venez de dire le Hamas, comment s'est-il comporté monsieur... Je vous demande si vous, si vous calquez sur non, eux. Non, non. Monsieur, je vous demande un peu de respect, s'il vous plaît. Que vous nous dites là, c'est une euh, attaque à l'État d'Israël et à ça. Alors Donc, reprenez votre propos pour qu'on le comprenne. Non, reprenez-vous votre propos, pour que je comprenne. Merci beaucoup Olivier Affouze d'avoir été avec nous en direct ce soir sur TV5. Voilà, gönderelim. bir İsrail ordu sözcüsünün yani gelinen şu noktada buna maruz kalması nasıl bir durumdur Çağlar Hoca. Bir cümleyle alayım böyle hocaya dedim. Haksız olduğu ortaya çıkıyor yani Fransa'nın tepkisi yani gerçekten yani size liderler inanmıyorum. Liderler düzeyinde yani liderler tamamen yani e, dünya e, hani kamu vicdanından e, kopuk vaziyetteler. Yani yalan söylediğini söylüyor Fransız sunucu ona evet. inanmadığını ortaya koyuyor.